Araya gideceğim? Bir son sorumu da sorayım. Sonra konumuzu değiştireceğiz. Şimdi Sayın Pazarcı, iktidar e, zafer diyor ama e, muhalefette taviz diyor. Nasıl yorumluyorsunuz? Şey mi? İsveç-Finlandiya mı? Madrid ben Madrid'deydim. Evet, başım. şimdi aslında şöyle yapalım. Önce izleme, bir NATO mütabakatını bir konuşalım. Şöyle, e, biliyorsunuz ki İsveç ve Finlandiya'yı uzun süre konuştuk. Dedik ki teröre taviz vermeyeceğiz ve biz söylediğimizin arkasındayız diye uzun bir süre Türkiye'nin tavrını etti e, hala da öyle biz dedik ki önce teröristlerin iadesinin sağlanması lazım ve belli başlı bir maddeler var. İsveç'in de Finlandiya'nın da teröre üyeliğini, e, yandaşlığını bir kesmesi lazım dedik. Cumhurbaşkanı Erdoğan her konuşmasında mutlaka bunu dile getirdi ve daha sonra dünyanın gözünün, kulağının e, toplandığı NATO mütabakatı, yani Madrid'de bir zirve vardı ve daha sonra oradan mütabakat imzalandı. Şimdi bunu konuşacağız. Ee, neden efendim Sayın Pazarcı, neden iktidar buna e, zafer derken muhalefet buna taviz diyor? Tabii, muhalefetin taviz demesi benim için hiçbir anlam ifade etmiyor. Şöyle biraz geriye gittiğiniz zaman Engin Altay'ın ki grup başkan vekildir Cumhuriyet Halk Partisi'nin açık net herkesin bütün kamuoyunun önünde bir, bir sözü var bence. Oraya bakmak lazım. Siz diyor dünyanın en güzel işini, en iyi işini yapsanız bile diyor. Biz muhalefetiz, biz buna iyi demeyiz diyor. Ve maalesef Cumhuriyet Halk Partisi bu politikada devam ediyor. Aslında tabii muhalefet bu demek değil. Geçmişte de böyle değildi. Deniz Baykal döneminde biz Avrupa Parlamentosu'na falan da gittiğimizde burada iktidarla her türlü çekişme yapmasına rağmen Deniz Bey Avrupa Parlamentosu'nda Türkiye'nin sözlerini, tezlerini sonuna kadar savunur. Ve Türkiye'yi idare edenlere toz kondurmazdı. Bunu bir köşeye koyalım. 1980 öncesi de darbe sebebi olarak gösterilen Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin başkanını seçememesi vardı ki o da muhalefetin verdiği destekle seçildi. Kanlı bıçaklı olunduğu dönemde 1980 öncesi Cumhuriyet Halk Partisi ile MHP'nin ki ülkücü ve devrimciler sokakta silahlı çatışmalar içinde dediler. Çok şükür onlar kalktı. O dönemde Milliyetçi Hareket Partisi gitti. Cumhuriyet Halk Partisi'nin meclis başkanı Cahit Karakaş'ı destekledi ve Türkiye bir sıkıntıdan kurtuldu. Ama buna rağmen 1980 darbesinin sebepleri arasında gösterildi. Demek ki muhalefet bu demek değil. Ben bu muhalefet anlayışını yanlış, sakat ve e, bence e, bir an önce değiştirilmesi gereken bir anlayış olarak görüyorum. Tabii muhalefet bunu diyor çünkü şu andaki muhalefet anlayışı bu ama Yunanistan'da da e, şu anda o zirvenin ardından e, Çipras'ın bir ifadesi var Misiotakis'e. Sen diyor gittin oraya, Türkiye orada şov yaptı, Türkiye'nin altında ezildin, hiçbir başarı gösteremedin. Ben senin yerinde olsam diyor, eğer ben başbakan olsaydım Madrid'den Atene'ye yürüyerek gelirdim. Utanmıyor musun gibi bir ifade kullandı. Ve bunun ardından da e, Yunan basınında çok ciddi bir eleştiri var. Türkiye istediğini aldı. Türkiye oradan zaferle döndü. E, şeklinde bir ifade var ve şu anda Yunanistan'da e, Madrid zirvesinin ardından erken seçim tartışılıyor. Eylül'de erken seçim var. Yani öyle bakıyorlar bunlar. Bizim muhalefet farklı bakıyor. Şimdi bakın. Sayın Cumhurbaşkanı ne söylediyse biz o noktadayız. Şimdi muhalefet diyor ki sen taviz verdin. Ey e, Erdoğan. E, hani imzalamayacaktınız. Hani imzalanan bir şey yok ki. Bakın, ya. Bakın NATO'ya üyelik İsterseniz hani programda yeterli değil, 7 aşamalı bir süreç gerektirir. Bu 7 aşamalı bir sürecin sonunda eğer Türkiye'de destek verirse İsveç ve Finlandiya NATO'ya üye olabilir. Bu aşamaların bir tanesi de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bunun onaylanmasıdır. Yetmez. O onayın Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından götürülüp NATO'ya bildirilmesidir. Bunları bir köşeye koyalım. O açıdan yani şu anda hiçbir şey bitmiş değil. Biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti, hükümeti veya Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı dün ne diyorsa bugün de onu söylüyor. Sadece ve sadece biz NATO'ya üyeliğin yolunu açtık. Ama dedik ki önüne bir kit, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde belki bu bir ilktir. Senin önüne biz bir ev ödevi koyuyoruz. Düne kadar biliyorsunuz Batılılar bizim önümüze ev ödevi koyardı, Avrupalılar biz şimdi o ödevini koyduk biz seni izleyeceğiz diyoruz ödevini başarıyla yaparsan biz senin önünü açacağız şeklinde bir tavır içinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Ve e, İsveç ve Finlandiya'da biz ödevimizi yapacağız sözünü verdi. Her ne kadar daha sonra Dışişleri Bakanlığı ve bazı e, Yunan şey e, Finlandiyalı e, siyasetçilerin işte biz bir kişiyi bile teslim etmeyiz demeleri söz konusuysa da bir imza attılar yani bu imzalarının gereğini yapmazlar ise biz de elimizdeki ipi çekeriz, biz de gereğini yaparız. Bakın Yunanistan'ın engellemeleri sonucu Makedonya tam 27 yıl bekledi NATO üye olabilmek için. Demek ki hala ipler bizim elimizde. O açıdan yani kirletmek kimseye bir fayda sağlamaz. Şu anda Türkiye gerçekten oyunu çok güzel oynuyor. Türkiye kurguyu çok iyi yaptı. Yani şunu söylüyor, NATO'ya üye olman bizim için önemli değildir. Biz zaten NATO'nun genişlemesine karşı değiliz. Bizim problemimiz kendimizle ilgili. Siz bizim teröristlerimize, siz bizde karışıklık çıkaranlara burada destek veriyorsunuz. Ha onu keserseniz biz de sizin önünüzü açarız ama onu kesmezseniz biz sizin NATO üyeliğinize hayatta izin vermeyiz, veto ederiz diyorlar ve önlerine bir eve dövü koyduk. Şimdi ona bakacağız. Yaparlarsa ne hala? yapmazlarsa biz de ona göre davranacağız. Nitekim işte Bekir Bozla Adalet Bakanı denemek için dedi. Yeni dosyalar gönderiyoruz dedi. O dosyalara bakacağız dedi. Zaten Sayın Cumhurbaşkanı da 73 tane iade talebinde bulunacağını söyledi. 73'ü gelmez. Bakın bunun 30 tanesi gelir, 40'ı gelir. Çünkü o dosyanın içinde biz MİT Müsteşarı Hakan Fidan'la da konuştuk. Gezi sırasında çok da önemli olmayan, elzem olmayan isimlerin olduğunu söyledi ama mesele şu yani suçlu ama Türkiye'nin terörle mücadelesinde çok önemli olamayabilir bazı isimler dedi. Biz orada sadece ve sadece bir tavır geliştirmelerini istiyoruz yani NATO'da biz sizle müttefik olacağız, siz bizim arkamızdan bizim kuyumuzu kazacaksınız yok öyle bir şey diyor ve Türkiye bütün ipleri eline almış durumda o açıdan bence bu bir zaferdir yani Türkiye. Oraya giderken istediğini elde etti. Peki bu zafer nasıl kazanıldı? Biz orada dedik bizzat bunu gördük. İsveç'te, Finlandiya'da özellikle FETÖ'yü, YPG'yi ve PYD'yi e, mutabakat metnini almak istemedi. Görüşmeler kesildi. Türk heyeti masadan kalktı. Daha sonra e, masayı terk edecekti. Daha sonra devreye girenler oldu ve İsveç'te, Finlandiya bizim dediğimiz noktaya geldi. Bu pazarlıkların sonucunda böyle bir noktadayız. Şimdi burada... Ee, acaba diyorum fiyasko nerede? Burada e, kaybedilmiş ne var? Hiçbir şey yok. Biz başlandığımız noktadayız. Yani onlar bir adım atmış değiller. Ve Türkiye başka bir şey yaptı. Bakın oraya PYD'yi, YPG'yi YPG ve FETÖ'yü koyarak aslında eline çok önemli bir koz geçirdi. Şimdi NATO üyesi olan Amerika Birleşik Devletleri, Almanya gibi ülkelere de biz yarın bunu önlerine koyacağız. Bakın diyeceğiz NATO belgesinde var bunlarla ilgili mücadele. Şimdi deniyor ki bunlardan o belgede terör örgütü olarak bahsedilmedi. İşte onlarla mücadeleden bahsedildi. İyi de hemen arkasındaki maddede terör örgütlerinden bahsediyor. Bahsedilip edilmemesi önemli değil. Ayrıca peki bu sözü nasıl verdi? Neden verdi o zaman İsveç ve Finlandiya? Bunlar demokrasinin beşiği olduğunu söyleyen ülkeler. Eğer bunlar terör örgütü değilse, eğer bunlar teröre destek vermiyorlarsa siz neyin mücadelesini yapıyorsunuz diye sorarlar. Yani Türkiye öyle bir koz eline geçirdi ki yarın Avrupa mahvillerinde batılı muhataplarının karşısında bakın NATO belgesine bile girmiş. FETÖ var, YPG var, PKK var diyebilecek noktaya geldi. Yani neresinden bakarsanız bakın biz oradan istediklerimizi elde ederek döndük ve orada ayrıca bir show da yaptık. Şimdi ben orada bizzat yaşadım. Biden çıkacak basın toplantısına. Ya da işte İngiltere Başbakanı Boris çıkacak ve gazetecilere tek tek sorular toplanıyor. Onlardan sansürlenenler oluyor, bazılarına hiç izin verilmiyor. Mesela Biden daha önceden yapılmış bir listeyle soru soracaklarını izinlerini tek tek ilan etti ama benim cumhurbaşkanım çıktı. Bu aslında bir gurur vesilesidir hepimiz açısından. İstediğinizi sorabilirsiniz dedi. Biz ne yaptık biliyor musunuz orada? Türk gazeteciler olarak o kadar e, bazıları yanlı olan, bazıları taraflı olan, bazıları da Türkiye'yi hiç tanımayan sorular karşısında dikkat edin. Bakın Türkiye'den giden, Cumhurbaşkanı'nınla birlikte giden hiçbir gazeteci orada soru sormadı. Çünkü bu mu, performans muhteşemdi. Daha önceden giden muhabir arkadaşlar soru sordular. Yoksa biz e, çok sorular sorardık. E, Batı'nın iki yüzünü ortaya koyardık. Sormadık çünkü... Gerçek anlamda bir şov yaptı yani gerçekleri ortaya koydu. E ondan sonra da kalkıyorlar diyorlar ki Türkiye'de demokrasi yok, Türkiye'de diktatör var e, diyen bir muhalefetimiz var. Şimdi ben orada her şeyi bizzat yaşadığım için muhalefetin söyledikleri benim için hiçbir anlam ifade etmiyor. Onlar e, Engin Altay e, zihniyetindeki bir muhalefetin söylemleridir. Yani dünyanın en iyi işini yapsak bile e, Türkiye olarak muhalefet bundan mutlu olmayacak ama e, şunu söylemek mümkün yani Türkiye gerçekten zirvenin yıldızıydı. Bizzat gördük. Zaten görüntüleri var ortada. Türkiye gerçek anlamda bir şov yaptı ve gerçekten Türkiye istediğini elde etti. Olmasaydı eğer İsveç ve Finlandiya o geri adım atmasaydı o metne, üçlü mutabakat metnine bu imza atılmasaydı, Türkiye masadan kalkıyordu ve başınızın çaresine bakın diyordu. Yani istediğimiz noktaya geldiler ve şunu da söylemek mümkün sürekli kirletiyorlar. Daha hiçbir şey bitmiş değil. Yedi aşamalı bir dediğim gibi süreç var. Türkiye bunun her aşamasında bunları engelleyebilir. Elimize bir koz geçirdik. Yani aslında İsveç ve Finlandiya açısından da bence hayırlı bir iş yaptık. Oradaki terör örgütleri temizlenecek. Tabi temizlemek, temizlememek kendi ellerinde temizlemezlerse de NATO'yu rüyalarında görecekler. Biliyorsunuz Gürcistan Hala bekliyor. Bosna Hersek hala evet. bekliyor. Yani onların davet edilmesi hiçbir şeyin halledilme, halledildiği noktasına gelmez. Meselenin özü budur. Gerekirse ileride başka açıklamalar da yapabiliriz, ilaveler de yapabiliriz. Çünkü ben evet. bizzat şahitliğini yaptım o zirvenin. Sayın İste, katılıyor musunuz? Muhalefetin ne söylediği benim umurumda değil dedi Sayın Pazarcı. Bu bir zaferdir dedi muhalefette buna taviz adını verdi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifadesi de yanlışları olursa kapı gibi belgeler elde gereğini yaparız diyor. Şimdi Türkiye'de tabii şöyle bir alışkanlık oldu böyle iki kutuplu bir siyasette siyaset yapmak ve diğer tarafı eleştirmek çok kolay işte. Muhalefet şunu diyor da iktidar bunu söylüyor. Bunların hiçbir yeknesak yapılar değil öncelikle. Yani muhalefet dediğiniz şey sadece en kızdığınız ya da toplumun en çok tepki alan adamı olmadığı gibi iktidara bazen yeknesak değil ki kaldı ki baktığınız zaman iktidarın tek başta olduğunu söylemek muhalefete göre çok daha kolay. Yani Sayın Erdoğan ne diyorsa iktidar odur ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin herhangi bir sözcüsü muhalefetin tamamını temsil etmez hatta bazı durumlarda muhalefeti dahi ya da Cumhuriyet Halk Partisi'nde tamamen temsil etmez. Şimdi bu tip bu özel özellikle uluslararası ilişkiler olaylarına baktığı zaman zafer, hezimet diye şeylerle baktığınız zaman bir kere yanılırsınız. Çünkü iktidar mahfillerinde hep şunu görüyorum. Yurt dışına gidiyorlar, hepimiz destek vermek zorundayız bir noktada ama büyük bir zaferle döndük. Ya dönmedin, dönmedin. Yani çok basitti, zaferle dönüyor olsaydık hep beraber e, avuçlarımız kızarana kadar alkışlamakla yükümlüyüz. Ama bu demek değildir ki Türkiye çok büyük hizmete doğradı. Bir, burada ne var? Aslında bir hukuksal bir metin imzaladık, bir mutabakat metni. Bu tip metinlere bakarken... ...karşımızdakilerin iki olduğunu bilerek... ...yani batı dünyasının, batı demokrasisinin ...aslında mutlaka demokrasinin... ...evrensel değerleri anlamda takdir gören... ...tarafları olduğu gibi... ...bu uluslararası ilişkilerde... ...özellikle Türkiye gibi ülkeleri e, kandıran... E, ...iki yüzlü davranan... ...çifte standartlı davranan bir yapısı olduğunu da bilmek durumdayız. Dolayısıyla gel işte bana söz verdi... ...işte çok fena racon kestik... ...vallahi yapmayacaklar... ...böyle kabullerle uluslararası mutabakat... ...metinleri ele alınmaz. Şimdi... On maddelik bir metin var elimizde. 4. maddesinde şöyle bir şey söylüyor. Diyor ki: Finlandiya ve İsveç PYD, YPG ve Türkiye'de FETÖ olarak tanımlanan örgüte destek sağlamayacaklardır diyor. Şimdi PYD'nin ve YPG'nin PKK'dan ayrı olduğunu söyleyebilir miyiz? Vicdan sahibi hiç kimse bu örgütlerin PKK'dan ayrı olduğunu söyleyemez. FETÖ'nün terör örgütü olmadığını söyleyebilir miyiz? Vicdan sahibi olmayan kimse bu FETÖ'nün terör örgütü olmadığını da söyleyemez. Ama gelelim. Hemen bir sonraki maddeye bakalım. Orada şöyle bir şey söylüyor. PKK'nın yasaklanmış bir terör örgütü olduğunu İsveç ve Finlandiya teyit eder diyor. Demek ki hukuksal metin böyle okunur bu arada. Yani başka türlü okunmaz. Hani bunu bir bilgiye dayanarak söylüyorum. PKK'nın yasaklanmış bir terör örgütü olduğunu metin içinde teyit ediyorsanız buna mukabil FETÖ'nün PYD'nin ve YPG'nin yasaklanmış bir terör örgütü olduğunu teyit etmiyorsanız artık bu şu demektir bu metinde ne İsveç ne Finlandiya PYD'ye YPG'ye ve FETÖ'ye e, terör örgütü demiyor. Bunu dedirtememişsiniz. Bu bir. Peki şu karşılanabilir. Bu örgütlere Onu, e, bakın burada 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 bir ben, şey söylemek istiyorum. Bakın NATO'nun en büyük gücü Amerika Birleşik Devletleri YPG'ye binlerce tır silah götürüyorsa evet. bu bir kazanımdır. Yani bunu böyle kirletmenin anlamı yok buraya. Yok ya buraya bu bu bir kirlilik temizlik meselesi değil. Uluslararası ilişkiler böyle okunmaz. Bu indir. çok çok önemli. Uluslararası ilişkiler yani kirlilikle temizlikle okunmaz. Yani İsveç ve Finlandiya evet. bakın İsveç yani ve Finlandiya bir devam bizim ilahiyatımız değil ki. Biz ama. bunlara destek vermemeyi kabul ettirmişiz. Bakın, Daha ne e, istiyorsunuz e, yani? Şöyle bir ne yapacağız? Gidip bir de tokatlayalım mı bunları? Hayır, estağfurullah yani. Tokatlamayacağız ama tokatlıyormuş yani gibi de yapmayacağız. Yani kimseyi yapmayın. de kandırmayacağız. E Tokatla hiç gibi yapmadık. Kazanım yap... elde ettik. Hayır, yani bu... En azından destek vermiyor ve sözünü aldık. Şimdi, şimdi Daha şöyle bunda tam sözünü aldık sonra devam edelim. En azından terör örgütü demediler. Hadi bazen uluslararası ilişkilerde bu olabilir demeyebilirler. Hemen bunu imzaladıktan sonra hani YPG ve PYD'ye terör örgütü dememekle birlikte en azından bir kazanım diyoruz ya. Finlandiya Cumhurbaşkanı diyor ki YPG terör örgütü değil, insani yardıma devam edeceğiz. Bak Batı'nın bin ilk anda gördük. Yardım etmeyeceğiz diyorlar. Terör örgütü Onu olduğunu zaten bir şey zaten. yapmıyoruz. Onu hepimiz biliyoruz. Çok çok ciddi bir problem. İki, e, burada 8. maddede özellikle terörizm konusundaki bazı yardıma ilişkin iyi niyetli temennilerden bahsediliyor. Bu tip mutabakat metinlerinde iyi niyetli temenniler önemlidir ama yeterli değildir. Çünkü söz hiçbir değer ifade etmez uluslararası ilişkilerde. Yazı ve netlik ifade eder. Nereden bunu anlıyoruz? Yine hemen anladık. Yine Batılı'nın iki yüzünü çok çok hızlı gördük. İsveç diyor ki bu sefer, Türkiye birine terörist diyor diye o kişi terörist olmuyor diyor. Sanki biz terörist olmayan diyen birine terörist diyormuşuz gibi. Şimdi burada e, İsveç ve Finlandiya ile yapmış olduğumuz bu üçlü anlaşmada dikkat edersiniz NATO yok. Amerika Birleşik Devletleri yok. Emin Bey doğru bir şey söyledi. Sanki bu Suriye'deki PKK'nın koluna yani PKK terör örgütünün yan kuruluşu olan YPG, PYD gibi örgütlere sanki Amerika Birleşik Devletleri yardım etmiyormuş gibi. Ondan sonra biz onu bu işin içine katamadık bu bir. NATO'nun bu konuda bir kefaleti yok. Teknik olarak olamazdı da bunu biliyorum. NATO Genel Sekreteri sadece bir kolaylaştırıcıdır burada. Bir kere İsveç'le Finlandiya ile burada eleştirilecek husus şudur. Bu mutabakat metnine göre bir suçluların iadesi anlaşması yapmak zorundaydık. Buradaki temennileri temenni halinde değil, bir net, somut, hukuki metin haline getirmeliydik. Hangi durumlarda suçlular iade edilebilir? Hangi durumlarda edilemez? Nasıl bunlar talep edilebilir? Nasıl edilemez diye bunları kurallar bütünle bağlamalıydık. Mevcut durumda böyle kurallar bütün yok. Bu insanların yani Finlandiya ve İsveç'in en ufak bir meselede efendim bizim yargımız bağımsız biz ona karışamayız. Yargımız bu FETÖ'cülerin, bu YPG, bu PYD'lilerin hatta bu PKK'ların iade edilmemesine karar verdi. Saygı duyun demesine hazırlıklı olalım. Zaten daha bu mutabakattan önce de bunu diyorlardı. Bu mutabakattan sonra da bunu diyecekler. İki, üçüncüsü... Hiçbir alt başlıkta yani işte bu terörizme ilişkin iyi niyetli sözlerin başlığında şu kadar süre içinde şu kanunları çıkartacağız diye bir ibare yok, ee, özellikle yani anlaşmaları konusunda bu bir eksiklik ee, kaldı ki en önemli şey şunu görmeye başladık Türkiye'nin terörist dediğine Batılı devletlerin terörist dememesi gibi bir ciddi bir hastalık var. Bu saatten sonra Batılı devletlerle bu tip anlaşmalar yapılırken belki de mutabakat metinlerine terörizmin tanımını da koymaya ihtiyacımız var koymadığımız sürece bizim terörist dediğimize, bu adamların terörist dememesini görüyoruz. Sonra birbirimizle dövüneceğimize mutlaka ve mutlaka metinlerimizi doğru bir şekilde e, kuralım. Ama diyelim. zaten şimdi bu metinleri kalem alırken bunlar ana başlıklar. Bunun o heyetler arası çalışması olacak, alt maddelenecek. Bu Bunu bir anda böyle şöyle yok sayıp maddelik. Da... Yani Burada iki tane şey var. Şimdi bir al alışveriş meselesi bu mutabakat metni. Bu mutabakat metni Türkiye, e, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya davet edilmesine icazet veriyor. Türkiye'nin edimi bu. İsveç ve Finlandiya'nın edimi de YPG, PYD ve FETÖ gibi örgütlere destek vermemek. Bir anda bir kere mutabakat metni imzaladığının ertesi günü çiğnediler sözlerini. İki, PKK'ya destek vermemek. Bunun dışındakilerin tamamı bir iyi niyet temennisinden ibaret şimdilik. Onur hocam şimdilik öyle de sen eğer yolda bunlara e, ihlalin hissettiğin an zaten anlaşmayı çöpe bizim atarsın. Bizim avantajımız şu. Ha, yani Biz, daha bitmiyor. Size yok. size size katkı olarak şunu söyleyeyim. Bizim avantajımız şu. Her ne kadar bizim Dışişleri Bakanımız eliyle, Sayın Cumhurbaşkanı'nın himayesinde bu anlaşma imzalanmışsa da bu anlaşmanın Türkiye Cumhuriyeti Devleti açısından hüküm doğurabilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne onaylanması gerekiyor. Pekala şu söylenebilir. Yani bunu masaya koyayım. Arkadaş Finlandiya, İsveç bu iki yüzlü tutumlarına devam ederlerse biz bunu mecliste onaylanmayız diyebiliriz. Mecliste işte bile getirmeyiz. Bu, buna bu, 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 şey değil. Bu uluslararası ilişkiler kriterlerinde bak şöyle. dayanmamız gereken bir şey değil. Niye değil biliyor musunuz? Orada bir cumhurbaşkanı var. Kim olduğu hiç önemli değil. Bugün Sayın Tayyip Bey'dir, yarın başka biri olur, dün de başka biriydi. Bir cumhurbaşkanı var, onun vermiş olduğu bir söz var, bir dış bir devlet sözü var. Biz Finlandiya ve İsveç kadar İki olamayız. Bizim devlet geleneğimiz buna müsaade etmeyecektir. Bu doğrultuda bizim biraz daha fazlasını almaya ihtiyacımız vardı. Biz daha azını aldık. Bunu söylemeye çalışıyorum. Daha netleşen hiçbir şey yok. Azını aldık, çoğunu aldık. Daha çalışmalar yürütülecek, heyetler Hanım, kurulacak. Yani, İki yıllık en az bir süreçten bahsediyoruz. Bunların diye. sonunda işin olup olmayacağına karar verilecek. Yani o ee, şurada FETÖ lafı geçmeseydi biz mücadeleyi bırakıyor mu olacaktık? Hayır asla böyle değil. Burada YPG geçmeseydi evet. biz Çok mücadeleyi bırakıyor mu olacaktık? Çok özür diliyorum. İki kelime Buyurun Sayın Pazarcı. Siz duyamadık. Şimdi bakınız Onur Bey'i ben e evet eleştirilerini kabul ediyorum ama Onur Bey'in eleştirilerini şu şekilde kabul ediyorum. Batı ikiyüzlüdür diyor. Evet evet doğru bunu biliyoruz. Batı teröre destek veriyor diyor. Bunu da biliyoruz ama Batı'nın bu ikiyüzlülüğünün sorumlusu biz olamayız. Biz elimizden geleni yaptık. Şunu niye alamadık? Bunu niye alamadık? Yıllar boyunca teröre destek vermiş ülkelerden biz nasıl alırız? Yani kendilerini inkar etmesi nasıl beklenebilir? Biz çok şey aldık. Yapılabileceğin en iyisini yaptık. Şunu söylemek mümkün. Düne kadar Batı bize diyorlardı ki biz bunları ehilleştiriyoruz. Çok ağır ifadeler vardı tırnak içinde. Şimdi biz de onları ehilleştirmeye başladık. Bu bence bir zaferdir, büyük bir kazanımdır. Sözler verdiler, altına imza attılar mı? Gerisi benim için çok önemli değil. Altına imza attılar, biz bunları bunları yapacağız dediler mi? Dediler. Ayrıca NATO'ya davet edilmeleriyle ilgili de Türkiye'nin herhangi bir dahil yok. Biz olmasaydık da davet edilirdi. Daha sonra biz bunları engellerdik. Yani Türkiye istedi diye davet edilmediler. Onlar istediler. Bir müzakere süreci başladı. Dediğim gibi 7 aşamalı bir süreç var. Yani burada Bence Batı ikiyüzlüdür hepimiz kabul ediyoruz. Batı yalancıdır evet kabul ediyoruz bunu. Batı terörü destek veriyor bunu kabul ediyoruz. Ama Batı'yı biraz önce de belirttiğim gibi doğru yola sokmak için bir adım attık. Altına imza attırdık. Başka ne yapılabilirdi? Yani bu Avrupalı devletler ya da Amerika Birleşik Devletleri yani bizim bir uç karakolumuz değil. Bunlar da bir devlet. Biz onları belli bir yola soktuk. Yani bu bence alkışlanacak bir zaferdir. Ha Sonuç şu olur, bu olur. Olmazsa, olmazsa Türkiye'de gereğini yapar. Hiçbir kaybımız yok, bakın. Çok ciddi kazançlarımız var. Çünkü daha bir sonuç alınmadı. Biz bunları bir yola soktuk. Hangi yola soktuk? Türkiye'nin istediği noktaya da, Türkiye'nin istediği yola soktuk. Benim için bir zaferdir diyorsunuz Sayın Pazarcı. Metinlere Pazarcığım. yazdırdık. Metinlere yazdırdık. Yani biz bir şey kaybetmedik. Şu anda e, yıllarca teröre destek veren ülkelere, Bakın siz yanlış yapıyorsunuz dedik, hatta ve hatta onlara orada o üçlü zirvede bunların nasıl terörist olduklarına dair e, görüntüler izlettik, videolar izlettik, binlerce kitap dağıtıldı orada. Sadece bunlara değil, bakın orada gelen e, evet. İletişim Başkanlığı tarafından şoförlere bile ulaştırılmış kitaplar var. Yani orada Türkiye terörden ne çektiğini, terörün ne olduğunu, PKK'nın YPG ile nasıl iş tuttuğunu bunları hem filmler halinde hem de kitapları halinde bunlara verdi. Yani İçişleri Bakanlığı Mehmet'in hazırladığı belgeleri verdi. Bundan daha büyük bir kazanım olur mu? Bundan daha büyük bir zafer olur mu? Ne isteniyor? Yani Türkiye dediğim gibi e, bunların amiri ve e, komutanı emir eri de bunlar. E, Batılılar bizim emirlerimiz. Biz tak diye emleneceğiz. Onlar şak diye yapacaklar. Yok böyle bir şey. Biz bir yola soktuk. Doğru bir yola soktuk. Ha giderlerse kendileri bilirler, gitmezlerse dediğim gibi, öz özellikle söylüyorum, ipler bizim elimizde, çekeriz olur biter. Bu bu kadar basit. Peki. Ben anlaşıldı Sayın Pazarcı. Miyim, Şimdi şurada var Sayın Pazarcı, anlıyorum yani ifla olmaz bir yimsel ee, saygı da duyuyorum, böyle de olmak istiyorum. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Batı ile yapılan Batılı devletlerle ya da herhangi bir yabancı devletle yaptığı iyi bir müzakere her Türk vatandaşını gururlandırır. Ama bunun yanında zafer falan olmayan şeyleri sadece iç politikada kullanmak için, sadece seçim stratejisi için kullanmak için olmadığı gibi göstermenin anlamı yok. Mesela şu beni rahatsız ediyor. Bu bak. benim için zafer Onur Bey bu başarı mıdır değil midir? Bu başarı mıdır değil midir? Onları bu yola sokmak başarı söyle, mıdır tabii, değil midir? şöyle Bu işler <laughs> siyah ve beyaz değil. Yok. Bu iş siyah ve beyaz. Başarısızlık olduğu çok ciddi yerler vardır. Mutlu eden, başarı olarak gördüğümüz yerler de vardır. Bu öyle hani şey bu bir takım tutmak da değil. Yani bu kusura bakmayın şu mutabakat metne bakınca ben büyük gururlar falan duymuyorum. O maddeyi okudum zaman. Başarısızlıklar Ama Türkiye'den şunu da söyleyeyim Bu bir sevri anlaşması falan da değil. Kabul ediyorum. Biz. Böyle bir şey de yok. Adamlar Şimdi Adamlar şunu demiş, bir metin bunu Içinde, yani biz edin, demedik ki. Emin Bey, müsaade edin. Bakın. Derlerse sonucuna katlanırlar. Bu kadar eyvallah, basit. eyvallah. Biz Derlerse de, sonucuna bakın, katlanırlar. Emin Bey, burada mevzu ne biliyor musunuz? Hep beraber daha iyi nasıl olabilirin yolunu arayacağız biz şu anda harikayız, bu kadar süperiz falan Bundan diye birbirimize, bir birbirimize Bakın birbirimizin ben, propagandasını orada yapmanın anlamı yok. Yaşadım. Masayı Elbette terk ki böyle. ettik Tabii biz. Tabii ki daha iyisi masayı olabilir. Masayı Nasıl terk olacağını anlatmak istiyoruz. yapmayız dediler. Yaptırdık. He? Töke söke Halefetin yaptırdık. Daha ne olsun yani. Masayı ben... şunu mu istiyorsunuz ben... Onur Bey? Eğer başarı şu, masaya yumruğumuzu vurup Hadi oradan deyip gelseydik uçağa binip o muydu yani istediğiniz? Hayır istediğimi? şuydu mesela Finlandiya ve Başka çare kalmadı. Hemen söylüyorum. Yani görüşmeler kitlendi. Başka çare yoktu ki. Aslında değildi. <laughs> Şöyle söyleyeyim bu e, uluslararası ilişkiler konusunda Türkiye'nin hakiki gücünü idrak etmemekten kaynaklanıyor bu. İsveç ve Finlandiya'nın şu anki NATO stratejisi içinde NATO'ya girme ihtiyacı ve zorunluluğu var. Rusya'ya karşı olan çizilen bu şeyden. İsveç'te Finlandiya'da niye ha, ayaklandı? Hal Efendim? teröristler ayaklandı İsveç'te Finlandiya'da. Bunlar rahatsız oldukları için. Heh. Zaten bahs komutanım zaten bahsetmek istediğim şu. Bir zafer diye okursanız yanlış yaparsınız. Şöyle, bir hezimet diye okursanız başka türlü yanlış yaparsınız. bir haftadır ya ben, e, şöyle, sosyal medya hesaplarını kapattılar kesmemek için, korkudan. Hiçbir hiç paylaşım bir, 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 bir yapamıyoruz. Sayın, Pazar. Sayın Pazarcı. Bu noktaya getirdik. Daha ne Pazarcı size de söz bakın, bir metin içinde, bir bir metin içinde, buyurun. Birilerinin terör örgütü olduğunu yazarsanız ve başka birilerinin terör ismini geçirmenize rağmen terör örgütü olmadığını yazarsanız yarın bir uluslararası mahkemede şunu derler size. Bakın derlerse anını karıştırırız ayrı ama derler. Ben huk uluslararası hukuk metninin nasıl yorumlanacağını anlatıyorum bağımsız olmaya çalışarak. Ma eğer PYD ve YPG ya da FETÖ terör örgütü olsaydı bak oraya senin de imzaladığın yerde yazardın derler bize. Biz onun cevabını veririz o ayrı. Yani bunların terör örgütü olduğu bellidir onun cevabını veririz ama Doğrusu olan şuydu. Türkiye şunu söyleyebilmeliydi. Arkadaş nasıl ki PKK'nın terör örgütü olduğunu yazdın. PKK ile bir farkı olmayan onun yan örgütü olan PYD'nin ve YPG'nin terör örgütü olduğunu yazacaksın. FETÖ'nün terör örgütü olduğunu yazacaksın. Yoksa ben bunu imzalamam diyebilmeliydik en azından. Daha iyi nasıl olurdu soruyor ya Emin Bey. Aha daha iyi böyle olurdu. Zaten alt metinleri hani yine bahsettim ama en önemli mevzu budur. Daha fazla diğer atiflerin sözünü almayız. Sayın istemiyorum. Bayrakçı bu bir Şimdi taviz önümüzdeki miydi süreç yoksa içinde, pardon, zafer mücadelesi içinde çok özür Meltem diliyorum. Hanım. Buyurun. Buyurun önümüzdeki Sayın Önümüzdeki süreç içinde zaten Onur Bey'in belirttiği şekilde davranmazlarsa bu iş olmayacak. Yani biz orada kavga dövüş bunu yazdıramazdık. Yazdırmamız mümkün değil ama bir yola soktuk. Şimdi kabul edecekler. Gereğini yapacaklar, yapmazlarsa zaten biz bunların üyeliğini kabul etmeyeceğiz. Mesele bu, o yola biz soktuk zaten bunları. Yani zorla, kavgayla, dövüşle masadan kalkan e, görüşmelerin kitlendiği bir noktada biz bunu yazdıramazdık. Sadece ve sadece sözler verdik. Önümüzdeki günlerde adımlar attıracağız. Yani diplomasi bir kavga değildir. Diplomasi bilek e, güreşinde bir anda yenmek değildir. Biz yenilecek bir noktaya soktuk. Yani... Türkiye'nin istediği mecrada yürüyeceklerinin imzasını aldık. Dahası olamaz bunun. Daha fazlasını zaten yapmamız Peki. mümkün değildi. Görüşmeler... Sizi çok iyi anladık de. Sayın Pazarcı. Onlar Pazarcığım. da direndiler. Biz nasıl direniyorsak. Sayın Pazarcı Sayın... bir şey soracağım. 1 Temmuz'da e, İsveç için terör suçları kanunu çıkaracağı söyleniyor. Kaçırmış olabilirim. Çıkardılar mı bu kanunu? 2 Temmuz bugün. Bilemiyorum ben. Çıkarmadılar. Yani çıkarsınlar çıkarmazlar. Biz çıkarmadı. bakarız. Bizim meselemiz değil. Bizim meselemiz değil. Onlar yapacaklar. Hmm. Ev ödevlerini biz de takip edeceğiz yani. yani söyleyecek çok fazla tartışırız. Konuşurlar, çok... konuşmazlar. Ee, söz hakkına tecavüz etmezsiniz. Sonuca bakacağız şey. biz. Ben bıraktım konuyu zaten. <laughs> Konuşmayacağım. Sonuca <laughs> bakacağız. Peki. Peki. Peki.